Merhabalar tekrar. Türkiye'de halkla ilişkiler alanında yapılan internet çalışmalarına dair tezleri Arif Ayten üstlendi. Ancak rahatsızlığından dolayı gelemedi. Dolayısıyla ben çalışmaların sonuçlarını paylaşacağım. Belirlenen anahtar kelimeler internet, sosyal medya ve yeni medya. Ve bu anahtar kelimelerle yapılan arama sonucunda elde edilen tezler, benim tablosu, 121 yüksek lisans tezi, 33 doktora tezi, toplam 154 tez karşımıza çıkıyor. Halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler ve reklamcılık ana bilim dalları bu tezlere dahil. Yeni medya sözcükleriyle yapılan tarama sonucunda bahsedilen tarihler arasında karşımıza toplamda 28 tane lisansüstü tez çalışması çıkıyor. Bunların 24'ü yüksek lisans, 4'ü ise doktora tezi. Yıllara göre dağılımı incelendiği zaman da 2014 yılında 2014 yılında da 4 tezin 3'ü yüksek lisans, 1'i doktora. 2015'te 6 tezin 4'ü yüksek lisans, 2 tanesi doktora. 2016'da ise 5 yüksek lisans, 1 doktora tezi. 2017 ve 2018 yıllarında ise 6'şar tane yüksek lisans tezi bulunmasına rağmen hiç doktora tezi yer almıyor. Bahsedilen bu tezlerden 28 tezin 7'sinde yöntem olarak içerik analizi kullanılmış, 6 tanesinde ise araştırma özneleriyle yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiş. Sosyal medya anahtar kelimesiyle yapılan arama sonucunda elde edilen toplamda 76 lisansüstü tez çalışması bulunuyor. Bunlardan 60 tanesi yüksek lisans, 16 tanesi ise doktora tezi. Yıllara göre dağılımı bakıldığında 2014 yılında 11 tezin 8'i yüksek lisans, 3 tanesi ise doktora tezi. 2015'te 17 tezin 11 tanesi yüksek lisans, 6 tanesi doktora. 2016'da 14 tanesi yüksek lisans, 2 tanesi doktora. 2017'de 17 tezin 13'ü yüksek lisans, 4'ü doktora. 2018'de 3 tezin 2 tanesi yüksek lisans, 1 tanesi doktora. 2019 yılında ise sadece 2 tane yüksek lisans tezine ulaşılmış. Bahsedilen bu 76 tezin sadece 28 tanesi yöntemsel olarak incelemeye dahil edilebilmiş. Bu 28 tezin 23 tanesi ise içerik analizi, diğerleri ise öznelerle yüz yüze görüşme şeklinde gerçekleşmiş. Bir diğer anahtar kelime ise internet. İnternet anahtar sözcükleriyle yapılan arama sonucunda karşımıza toplamda 50 tane lisansüstü test çalışması karşımıza çıkıyor. Bunlardan 37 tanesi yüksek lisans, 13 tanesi ise doktora tezi. Yıllara göre dağılımı ise 2014'te 11 tezin 9'u yüksek lisans, 2 tanesi doktora. 2015'te 9 tezin 5 tanesi yüksek lisans, 4 tanesi doktora. 2016'da 11 tezin 7'si yüksek lisans, 4 tanesi doktora. 2017'de 15 tezin 12'si yüksek lisans, 3'ü doktora. 2018'de sadece 4 yüksek lisans tezi karşımıza çıkıyor. 2019'da ise hiç lisansüstü teze rastlanılmıyor. Bu 50 tezin 28 tanesi ise 50 tezin 28 tanesi yöntem olarak incelenebilmiş, 11 tanesi içerik çözümlemesi, geriye kalanlar ise yüz yüze görüşme olarak gerçekleşmiş oluyor. Tüm bu sonuçlara baktığımızda yapılan anahtar sözcüklerle yapılan aramalar sonucunda elde edilen bu bulgulara göre sosyal medya kavramı üzerinde yapılan çalışmaların yoğunlaştığını görüyoruz. Yapılan akademik çalışmaların yıllara göre dağılımına bakıldığında 2014'te toplam 26 tane, 2015'te toplam 32 tane, 2016'da toplam 33 tane, 2017'de 38, 2018'de 23, 2019'da 2 tane tez bulunuyor. Buradaki yoğunluğun 2017 yılında arttığı gözlemleniyor. Bunların yanı sıra marka, halkla ilişkiler, yoğun kullanılan diğer kelimeler olarak karşımıza çıkıyor. Kullanılan yöntem ve teknikler ele alındığı zaman ise karşımıza içerik analizine karşı bir yönelim karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra araştırma özneleriyle yüz yüze görüşme yöntemi de bir diğer trend olarak karşımıza çıkıyor. Genel olarak yöntem ve teknikle ilgili bilgi verme konusunda tezlerde problem olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ele alınan toplam 155 tane tezde gözlemlenen
bir durum ise vakıf üniversitelerinin özet yazma konusundaki eksikliği olarak karşımıza çıkmış. Özette bulunması gereken konu amaç, sorunsal, yöntem, teknik gibi temel bilgilerin yazımında dikkate alınmadığı ve buna bağlı olarak yetersiz kalındığı ortaya çıkmıştır şeklinde bir bulguya ulaşmış. Bu da sosyal medya arama anahtar sözcüğüyle yapılan arama sonucunda elde edilen sıklık analizi. Bu da internet anahtar sözcüğüyle yapılan arama sonucunda elde edilen sıklık analizi. Son konu ise etik konusu. Araştırma etik ve yayın etiğiyle ilgili konular incelemeye alınamayacak kadar eksik olduğunu bulmuş arkadaşımız. Neredeyse hiçbir çalışmada etik onay formu bulunmamaktadır. Birçok araştırmacı ve üniversite bunların prosedür olarak dahi işletmekten uzakta kalmış. Bu bağlamda konuyla alakalı ilgilerin gerekli önlemlerinin alması gerektiğini düşünebiliriz. Bu konuda etik sorumluluğu gerek araştırmacılar üzerinde gerekse araştırmaların yapıldığı kurumlar nezdinde ele alınması gerekmektedir deyip sözlerimi tamamlıyorum. Teşekkürler.